Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün ne yapıyoruz? Gene akvaryumumuzun başındayız arkadaşlar. Akvaryumumuza takviyeler yapacağız. Ufak bir paket açılışımız var. Ufak bir balık açılışımız var arkadaşlar. Önce balıklarla başlayacağım arkadaşlar. O yüzden hemen geçiyorum. Şuradan havlumu alayım, size bir göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle kırmızı dudaklı papağanlar buldum. Özellikle sordum, bunlar dövmeli değil, direkt böyle doğuyorlar dediler. İnşallah öyledir. Çünkü kendimi pişman hissederim öyle olursa. Hemen bunu bir açalım. Şuraya. Evet arkadaşlar, hortumumuzu bağladık. Aşılama yapacağız tabii ki. Balıklarımız aşılanırken ikinci balıklarımızı gösterelim size. İkinci balıklarımı tanıyorsunuz zaten, daha önceden de sevdiğim bir cins. Evet, makrakantalar. Biraz renksizler ama inşallah bizim burada stresleri azalıp kendilerine gelecekler. Hoppa. Herhangi bir değişiklik yapmadım arkadaşlar. Ama balıklarım sağa solu kazmaya başladı. Büyük ihtimal yumurta dökecektir. Ben de yumurta döksünler istemiyorum. Çoğalsınlar istemiyorum. Çünkü burada dökecekleri yumurtayla çoğalamazlar arkadaşlar. Nasıl yani çoğalamazlar derken, çok fazla balık olduğu için muhakkak bir tanesi yiyecektir onları. Çok kavga çıkacaktır. Kavga çıkmasını istemediğim için saklanacak çok fazla alan bırakmadım ama gene de kazarak kendilerine yuva yapıyorlar arkadaşlar. İnceden kutu açılışımıza geçelim. Evet arkadaşlar, kutu açılışımıza geçelim. Şöyle bir dalga motoru aldım arkadaşlar. 12.000'lik Venus Aqua. Venus Aqua marka. Bizim buradaki akvaryumcuda buldum arkadaşlar. Güzel bir şeye benziyor. İnşallah öyledir. Bunu ne için kullanacağım? Temizlik için kullanacağım arkadaşlar. Benim biliyorsunuz ki aşağıda lav taşlarım var. Kum olarak kullanıyorum onu. Hem bakteri tutsun hem de şey yapsın diye. Nedir ona? Güzel gözüksün diye. Hem de bokları göstermesin diye ayıptır söylemesi. Bu da o bokları gün yüzüne çıkartacak cihaz arkadaşlar. Yani inşallah öyledir. İnşallah o kadar sağlam bir şeydir. Şöyle bir kablosu var. Hemen bunu bağlayıp göstermek istiyorum size arkadaşlar. Nasıl çalıştığını. Şöyle yukarıya doğru dalga verdireceğim arkadaşlar. Öbür tarafa doğru da pisliklerin bu tarafa gün yüzüne çıkması gerekiyor. Gözüktü mü bilmiyorum. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle daha biraz daha yukarıya kaldırabilirim. Şu an çok fazla şeyim yok arkadaşlar. Ne denir ona? Buna ihtiyacı olan bir balığım yok. Dalgaya yani. O yüzden kısa süreli günlük çalıştıracağım. 15 dakika 15 dakika gibi. Hemen bakalım. Şu an çalışıyor. İstediğim etkiyi yaratacak mı?
Balıklar şöyle yüzmeye başladı. Evet, boklar uçuşmaya başladı arkadaşlar. İşte amacım buydu. Evet arkadaşlar, dalga motorum işini yaparken, ki çok güzel yapıyor şu an gördüğüm kadarıyla, hem balıkların yüzmesini sağlıyor. Sağlıklı bir şey bu. Sürekli kullanmayacağım tabii arkadaşlar. Benim balıklarım sürekli yüzen balıklar değil. Yüzmesi gereken balıklar da değil. Bir 10 dakika temizlik için kullanacağım günlük. Sonrasında kapatacağım. Maksat kumun içindeki boklar bir yukarıya kalksın, döndürsün, getirsin. Filtremiz de işini yapsın. Sampımız. Evet, ikinci kutumuza geçelim arkadaşlar. O arada o işini yaparken biz de boş durmayalım. Siz görmezken makra kantaları da suyu verdim arkadaşlar. Aşılama deniyor arkadaşlar buna. Tekrar hatırlatayım, tekrar söyleyeyim. Aşılama deniyor. Güzel bir yöntem. Balıklar için en garantili yöntem. Ölmez diye bir şey diyemem ama en garantili yöntem yani. Evet. Daha kalın bir şey bekliyordum ama bu da ideal. Çok ışık istemiyorum zaten. Gerçekten çok güçlüymüş alet. Beğendim. Oklar nasıl havada uçuşuyor bir görseniz gerçekten. Işık olmadığı için göremiyorsunuz. O yüzden ben de göstermemeye karar verdim. Işık. Kumanda ve pili. Şuradan hemen kumandası ve dönüştürücüsü. İnşallah bunlar birbirine uyuyordur ama. Sanırım böyle oluyor. Evet. Arkadaşlar ışığın modelini, markasını aşağıda paylaşacağım. Zaten internetten söyledim onu. Artık şu suyu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, benim elimde şöyle şeyler vardı. Bunlar pil kaplamak için kullanılan şeyler. Şöyle yakından göstereyim size. Şöyle plastik, hafif bir ısı görünce kaplama yapıyor. Bunu kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar geçişlere. Şöyle yapıyoruz. Çalışıyor arkadaşlar. %50 diyoruz, kısıyor. %25 diyoruz, daha da kısıyor. %100 diyoruz, full. Şöyle elimden göstereyim. Herhalde anlatabildim. İsterseniz manuel de yükseltme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Modlarımız var. Hızlı, yavaş, daha yavaş. Tabii bu modların çoğunu kullanmayacağım. Ben düz kullanacağım sadece. Bu iyidir. Merhaba George'lar. Yeni evinize alışmaya hazır mısınız? Siz çok hızlısınız ama. Buraya buraya. Bu tarafa doğru. Ya illa elimi ıslatacaksınız değil mi? Evet, tam oraya. İki makra kantayı da yakaladım arkadaşlar. Hoppa. Hazır mısınız yüzmeye? Evet gençler, siz hazır mısınız?
Bunu kapatalım artık. Hayvanlar iyice mahvoldu. Birbirlerine bir alışsınlar mı? Yoksa döndürelim mi biraz daha? Biraz daha döndürelim. Bunlar dönerken biz de kapak montajını yapalım arkadaşlar ışığın. Şöyle bir ince çizip atalım. Neresiymiş, şurasıymış. İşini ayarladık. Bunu çıkartalım. Şöyle. Belki direkt çakabilirim diye düşündüm de. Direkt olmuyor arkadaşlar. Maalesef. Şimdi bu tarafını ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle çizgisini attık. Hemen aynı yere. Şöyle güçlü. Hedef olduğu için kayıyor arkadaşlar. O yüzden ve oynar kapaklar bunlar. Sonunda başardık. Burada bir kablo olduğu için biraz dikkat etmemiz lazım. Şuradan şöyle sakladık mı? Bu da çok oynaşmasın buralarda. Evet, işlem bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir dip çekim aletim var. Böyle dibe yerleştiriyorsunuz. Motor gibi. Markası Sobo. Şöyle de fişi var arkadaşlar buradan. Dip çekimi yapacağız kısacası arkadaşlar. Tam olarak 100 litre çektiğim zaman ne kadar bir su kalacak? Ona göre işaretleyeceğim buradan. Bir dahakine direkt hortumu gidere vereceğim arkadaşlar. Ona göre ayarlayacağım. Şimdilik şöyle bir başlatalım. Evet, şöyle de bir kuvveti var arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yapsam gözükür herhalde. Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Yan tarafta dinlenmiş suyum vardı benim. Eski akvaryuma koydum. O 130 litre olanı. Motoru da bağladım. Motordan da su bu şekilde geliyor arkadaşlar. Derecesi falan da var onun. Isıtıcısı falan da var. Tam derecesiyle beraber dinlenmiş hazır suyumuz doluyor arkadaşlar içine. Hava motoru da var tabi. Klor düzenleyici de koyduk ona. Çok şükür. Bugün de böyle adli ettik. Akşamleyin şu güneş biraz parıltısını bıraksın arkadaşlar. Işıkla beraber size güzel bir görsel şölen yaratacağım. Çok güzel oldular. Suyu da bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar, dediğim gibi. Şöyle göstereyim size yakından. Yan taraftan hemen motoru da göstereyim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan motor çekiyor.
hortuma, hortumda öbür odaya. Burada da canlı yemlerim var. Birazdan bunu da vereceğim. Unutmuyoruz arkadaşlar, ısıtıcıyı çekmeyi, motoru kapatmayı, su değişimi, dip çekimi yaparken bunları unutmuyoruz arkadaşlar, sakın. Akşamleyin görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, akşam oldu, parlaklık gitti. Bu benim normal ışığım. Şöyle yeni aldığımız ışığı bir yakalım. Şu an %25'te. 50'ye çıkartalım. 100'e çıkartalım. Full HD. Süper gözüküyorlar. Gerçekten süper gözüküyorlar. %100'e bırakalım. Şuradan bir yakın çekim alalım. Evet, işte bundan bahsediyordum. Merhaba, evimizin yeni üyeleri burada. Diğer yeni üyeler de burada. Balıklarımız bize alışmış belli ki. Çok güzel gözüküyorlar ya. Arkadaşlar, su değişiminin faydalarını haddim olmayarak ben söylemek istemiyorum. O yüzden diğer videolardan, böyle akvaristlerin, daha büyük akvaristlerin videolarından izleyebilirsiniz. Su değişiminin çok büyük faydaları var arkadaşlar balıklara. Şunlara bak, ne kadar canlandılar. Suyu değiştirdikten sonra kendilerine geldiler resmen. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere artık akvaryum videolarını bitiriyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa, hani uzun soluklu anlatılması gereken bir şey olursa, onun da videosunu çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Like'a basmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet.